Meslek komitelerimizin değerli üyeleri, kıymetli misafirler, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentimizin ve ülkemizin hedeflerine yön veren stratejik adımlar atmayı sürdürüyoruz. Bursa Büyürse Türkiye Büyür vizyonuyla yeni bir dönemin kapılarını araladığımız odamızın son 6 aylık dönemde gerçekleştirdiği örnek çalışmaları sizlere sunuyoruz. Ortak aklın gücüyle büyüyen Bursa vizyonuyla kent ekonomisine son 5 yılda 60'ın üzerinde makro proje kazandıran odamız, iş dünyasından 22 değerli temsilcinin yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu'nu oluşturdu. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay'ın başkanlığında Bursa iş dünyası aktörlerini aynı platformda buluşturan Yüksek İstişare Kurulumuz, kent ekonomisinin gelecek hedeflerine çok daha güçlü ve kararlı adımlarla ulaşmasına önemli katkılar sağlayacak. Ülkemizin yeni sanayi devrimine geçişine öncülük eden Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgemiz Teknosap, Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri atılımının da en önemli halkası olmaya hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Bursa ziyaretinde Teknosap projesindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleşen görüşmede yıl sonuna kadar ilk fabrika binasının inşaatına başlanacak olan Teknosap projesinin büyütülmesi talimatı verdi. Bursa'da bir teknokent, 90 Ar-Ge merkezi, 12 tasarım merkezi kurduk. Öte yandan Bursa Teknolojik Organize Sanayi Bölgesi Teknosap'ın çalışmaları devam ediyor. Bu proje Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın öncülüğünde, Sanayi Bakanlığımızın desteğinde hızla hayata geçiyor. Bursa ve Türkiye ekonomisine 100 katrilyon katkı sağlayacak bu yatırımlar. İstişare toplantılarında üst düzey devlet protokolünü üyelerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'yla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak odamızın konuğu oldu. Düzenlediğimiz toplantıda iş dünyası temsilcilerimizle bir araya gelen Çavuşoğlu ve Albayrak üyelerimizin öneri ve taleplerini dinledi. Odamızın liderliğinde kent ve ülke ekonomisine değer katacak vizyon projelerimizdeki çalışmalar büyük bir hızla sürüyor. Uludağ Kirazlıyayla'da sadece ülkenin değil, bölgenin eğitim üssü olarak tasarlanan Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezimizin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında dünyada ilk 5 uzay ve havacılık eğitim üslerinden birisi haline gelecek Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezimizin inşaat çalışmaları da hızla sürüyor. KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla hayata geçireceğimiz KOBİ OSB projemizde talep toplama işlemleri tamamlandı. 16 farklı sektörün içerisinde yer alacağı KOBİ OSB projemiz için bakanlığımız ve yerel yönetimlerimizle koordineli halde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalite ve verimlilik uygulamalarıyla firmalarımızın yalın üretim süreçlerine katkı sağlayacak model fabrika projesini ise Bootcamp'de hayata geçiriyoruz. Odamız öncülüğünde 2013 yılından bu yana gerçekleştirilen ortak akıl buluşmalarının 15.'si altı parmak temsilcilik binamızda gerçekleştirildi. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ve Meclis Başkanımız Ali Uğur'un yanı sıra oda ve borsa başkanlarıyla genel sekreterleri katıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ziyaret etti. Aynı zamanda D2 Yönetim Kurulu üyesi de olan Başkanımız İbrahim Burkay, Bakan Berat Albayrak'a Bursalı firmaların üretim ve ihracat noktasında attığı adımları ve iş dünyasının beklentiyle önerilerine ilişkin bilgiler verdi. Bursa İş Dünyası'nın çatı kuruluşu olan odamızın, iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin girişimleri sonuç vermeye devam ediyor. Odamızın şirketlerin kur farkı zararına karşı hukuken kurulmasına ilişkin girişimlerinin ardından kur farkı zararlarının 1 Ocak 2023 tarihine kadar dikkate alınmamasını sağlayacak düzenleme hayata geçirildi. Odamız tarafından sektörlerin gelişimine liderlik etmek amacıyla oluşturulan sektörel konseylerin 2018-2022 döneminde görev yapacak yeni başkanları, Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Meclis Başkanımız Ali Uğur ve Yönetim Kurulu üyelerimizin de katıldığı toplantıda bir araya geldi. Sektör konseylerinin sayısının 18'den 23'e çıktığı yeni dönemde sektörel konsey yapılanmasına tasarım, mobilya, ileri teknoloji, değerli maden ve mermerle dış ticaret konseyleri eklendi. İlk dönemde tekstil ve hazır giyim konseyi olarak faaliyet gösteren konsey ise tekstil konseyi ve hazır giyim konseyi olarak ikiye ayrıldı.
Odamız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Nefes Kredisi'ni bir kez daha üyelerinin kullanımına sundu. Nefes Kredisi ile uygun faiz ve ödeme koşullarıyla BTSO üyelerine 50.000 TL'den 200.000 TL'ye kadar kredi desteği sunulacak. 8 banka işbirliğiyle yapılacak kredi desteğiyle iş dünyasının nakit ihtiyacına önemli ölçüde cevap verilmesi hedefleniyor. BTSO Eğitim Vadisi'nde inşa edilen Top Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Camii hizmeti açıldı. Açılışa Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Gülkay'ın yanı sıra Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Top Başkanı Rifat Kesacıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Milletvekilleri Mustafa Eski, Atilla Ödünç ve Ahmet Yıldız, kent protokolü ve iş dünyası temsilcileri katıldı. 2700 kişilik kapasitesi olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Camii, özgün mimarisiyle dikkat çekerken, Top Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ise 1500 öğrenci eğitim görecek. Türkiye'deki oda ve borsalara modern nitelikte çok sayıda yenilikçi hizmeti uygulamaya geçiren odamız, dijital dönüşüm hareketiyle üyeleriyle iletişimini güçlendirmeye devam ediyor. Yaklaşık 35 yıldır odamızın kurumsal yayın organı olan BTSO Ekonomi Dergisi dijital dönüşümünü gerçekleştirerek dijital yayıncılığa başladı. Odamızın faaliyetlerinin yanı sıra sektörel analiz, hedef pazar, röportajlar, Türkiye ve dünya ekonomisinden gelişmeler, devlet destekleri, yatırım fırsatları gibi önemli konu başlıklarının yer alacağı dijital dergimizin yanı sıra üye işlemleri, bilgilendirmeler ve duyuruların yapılabileceği BTSO mobil uygulaması da iOS ve Android telefonlarda tabletlere ücretsiz olarak indirilebilecek. BTSO Ekonomi Dergimiz ayrıca www.btsoekonomi.com adresinden de yayınlanıyor. Ülkemizin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiğimiz küresel fuar acentesi ve URGE projelerimiz kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 153 yurt dışı fuar ve B2B organizasyonundan 5500 aşkın üyemiz faydalandı. ABD'den Sırbistan'a, Katar'dan İtalya'ya kadar farklı ülkelerde düzenlenen 30'dan fazla organizasyonda bu yıl yaklaşık 1000 firma temsilcisi iş bağlantıları geliştirme fırsatı buldu. Üyelerimizi uluslararası arenada rekabetçi bir konuma getirmek için hayata geçirdiğimiz uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi projemizin sayısını 14'e yükselterek en fazla ORGE projesini yürüten kurum olma unvanımızı güçlendirdik. Ticari Safari projemizle yurt içinden ve yurt dışından 80'i aşkın ülkeden yaklaşık 17 bin iş insanını Bursalı firmalarla buluşturan odamız, yılın ilk yarısında da önemli alım heyeti organizasyonları gerçekleştirdi. Mart ayında tekstil, Nisan ayında gıda ve gayrimenkul, Temmuz ayında ise bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik düzenlediğimiz alım heyeti organizasyonlarında yaklaşık 2000 profesyonel ziyaretçiyi üyelerimizle işbirliği masasında buluşturduk. Odamız öncülüğünde bu yıl 3. kez düzenlenen Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri 3 Ağustos'ta başladı. 3 Kasım tarihine kadar devam edecek alışveriş günlerinde akredite işyerlerinden toplamda 100 TL'lik alışveriş yapan müşteriler 10 otomobilden birini kazanma fırsatı yakalıyor. Kent ekonomisindeki dönüşüm sürecine ışık tutan ve ülkemizin en kapsamlı saha çalışmalarından biri olan ilk 250 büyük firma araştırmasının sonuçları açıklandı. 1997 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz araştırma, kent ekonomisindeki gelişme yönelik önemli veriler sundu. Odamız Türkiye'nin üretim ve ihracat merkezi Bursa'yı fuarcılıkta da marka kent haline getirme hedefiyle yeni fuar organizasyonlarına devam ediyor. Odamız öncülüğünde düzenlenen Bursa İnşaat ve Dekorasyon Fuarı ve Rising City Gayrimenkul Fuarı ile bu yıl ikinci kez kapılarını açan Junior Show Fuarı ziyaretçileriyle buluştu. Düzenlediğimiz fuar organizasyonlarının ziyaretçi sayısı yılda 750 bin gibi önemli bir rakama ulaşıyor. BTSO Akademi Projemiz kapsamında yeni eğitim programlarımız tüm hızıyla sürüyor. Yatırım teşviklerinden kişisel verilerin korunmasına, iş sağlığı ve güvenliğinden tecrübe paylaşım eğitimlerine kadar 6 aylık dönemde 40'tan fazla eğitimden yaklaşık 3500 kişi faydalandı. Proje kapsamında ayrıca KOSGEB ve TOP Bursa Genç Girişimciler Kurulu ile birlikte 11 uygulamalı girişimcilik eğitimi de gerçekleştirildi.
Türkiye'nin en kapsamlı sınav ve belgelendirme merkezi olan BTSO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi MESYEP, tekstil, asansör ve inşaat alanlarında 13 meslekte daha kapsam genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Türk Halk akreditasyon denetimlerini başarıyla tamamlayan MESYEP, MYK denetimlerinin de sona ermesinin ardından 77 meslekte sınav ve belgelendirme yetkisine sahip olacak. Bursa Valiliği, Odamız ve İşkur Bursa İl Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalandı. İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için Türkiye'de ilk kez Bursa'da hayata geçirilen proje kapsamında eğitimler, Mutfak Akademi'de düzenlenen aşçılık eğitimleriyle başladı. Eğitim Vakfımız bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bootcamp'in yılın ilk yarısında düzenlediği eğitimlere katılan 500'e yakın kişi meslek sahibi oldu. 9-13 yaş arası çocuklar için düzenlenen yaz kurslarındansa bir ayda 350'ye yakın öğrenci faydalandı. Bootcamp'de ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan Hizmet İçi Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında mesleki ve teknik okullarda görev yapan yaklaşık 100 öğretmene eğitim verildi. Hizmet sektörünün eleman ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdiğimiz BTSO Mutfak Akademi'de eğitimler başladı. Aşçı, pastacı, pideci ve servis elemanı olmak üzere 4 farklı branşta verilen eğitimler, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasını sağlayacak. Odamız ve İşkur İşbirliği'nde hayata geçen istihdam büroları, işçi ve işveren arasında köprü olmaya devam ediyor. Kentin 4 ayrı noktasında hizmet veren istihdam bürolarımızda görevli istihdam uzmanları son 6 ayda 1000'e yakın firmayı ziyaret ederek 4000'in üzerinde istihdam talebi aldı. Odamız sosyal sorumluluk projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan'da birlikte olalım temasıyla geleneksel hale getirdiğimiz iftar sofralarında bu yıl her gün 2000 Bursalı birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. Yıldırım ilçesi Bayrak Alanı ve Osman Gazi ilçesi Pınarbaşı Meydanı'nda kurulan iftar sofralarında bir ayda 60 bin kişiyi ağırladık. Odamız Hayata Bağlan projesi kapsamında suça sürüklenen gençlere yönelik örnek bir projeye imza attı. Bir yıl boyunca süren tedavi ve eğitim süreçlerinin ardından topluma kazandırılan başarılı gençlere karne hediyesi olarak tablet verildi. Bursa İş Dünyası 150 yıllık geçmişe sahip Çık Kızılay'ın yanında olmaya devam ediyor. Çık Kızılay'ı Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık ve beraberindeki heyeti ağırlayan odamız, Çık Kızılay'ın kurban kesim kampanyasına da tam destek verdi. Ekonomik kalkınmanın mihenk taşını oluşturan komitelerimiz, son 6 ayda 350 kez bir araya gelerek kent ekonomisine değer katan projelerin hayata geçmesine öncülük etti. Gıda sektörü temsilcilerimizin yer aldığı 27. Meslek Komitemizin katkılarıyla Güvenilir Gıda Tüketelim, Obeziteyi Önleyelim kampanyasının çalışmalarına start verildi. Komitemizin girişimleri sonucu ayrıca kestane şekeri, tescil ve coğrafi işaret alınması ile ilgili başvuru işlemleri başlatıldı. 8. 14. 23. 27. 35. 42. 50. 56. 57. ve 59. komitelerimizin genişletilmiş sektörel analiz toplantıları hizmet binamızda gerçekleştirildi. Toplantılarda sektör temsilcilerimizin öneri ve görüşleri ele alındı. 2. 15. 27. 28. 32. 36. 43. 42. 50. 53. 54. 58. ve 59. meslek komitelerimizde birçok kurum ve kuruluşa gerçekleştirdikleri 35'e yakın ziyaretle sektörlerinin taleplerini yetkililere aktardı. Komitelerimizin değerli üyeleri, kıymetli misafirler, sizlerden aldığımız güçle Bursa'nın ortak aklını harekete geçirerek Türkiye ekonomisine liderlik edecek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki Bursa büyürse Türkiye büyür.